ablasyon stratejisi aslında biraz göreceli olarak yeni ve hala da deneysel diyebileceğimiz bir tedavi yöntemi. Çünkü deneysellikten kurtulmak için özellikle randomize kontrollü çalışma datası gerekiyor ama henüz böyle bir datası yok. Hasta portföyü de çok açıkçası heterojen bir grup olduğu için birazcık da. Buradaki isimler aslında kardiyoner ablasyonu farklı alanlarda uygulayan isimler. Paçon ismini veren isim kişi zaten bu tekniğe. Bradikardik hastalarda ilk defa GP ablasyonunu uyguladı ama teorik olarak aslında bu atrial fibrilasyon için bulunmuştu zaten gangren ablasyonu ve Scavanova ve Brezilya grubu bunu yoğun bir şekilde yapmıştı. Yan Yao da Çin'den yayınlanmış en büyük vazovagal senkop serisi de onlara ait. Çok yakın zamanda yayınladılar onlar da kendi bulgularını. Temel olarak hani zaten bugünkü sunumdan sonra da çok fazla soru gelecek. O da çok güzel çünkü öğrenmek için en güzel yol doğru soruları sormaya çalışmak. Ben de bazı sorular sorup hani onların cevaplarını bulmaya çalışacağım açıkçası. Burada temel nokta şu aslında. Artan parasempatik tonüsün ya da sempatik sistemle parasempatik sistemin arasındaki ilişki bozukluğunun bazı hastalıklara neden olduğunu zaten biliyoruz. Yani aslında bazı hastalıkların temel sebebi bu. Refleks senkop gibi, karotid sinüs sendromu gibi ya da vagal aracılı atrial fibrilasyon gibi ama bunun dışında bilmemiz gereken iki grup hasta var ki bunu henüz kılavuzlar da açıkçası çok net bilmiyor. Birincisi sinüs not disfonksiyonu olan bazı hastalar, paroksismal ve hatta persisten AV bloğu olan bazı hastalarda da hala sebep aslında Sistemi. bir parasempatik tonüsteki artış Anlamak lazım. olabiliyor. Dolayısıyla Hemen şey yap al. bizim kendi serimizde de gördüğümüz şu, eğer Tabii. siz hastaları vazovagal senkop tanısıyla mesela hastaya araştırma yapıyorsunuz ama bu hastada holter yaparsanız ya da uzun süreli kayıt cihazlarıyla kaydederseniz aslında farklı hastalıkların işte sinüs bradikardi epizotlarının paroksismal hatta yüksek dereceli AV blok epizotlarının olduğunu da görüyorsunuz. Dolayısıyla sanki vagal aracılı bir aritmi tanımı kullanmak gerekiyor gibi bunların arasında çünkü ortak bir temel var gibi gözüküyor. Şimdi temel olarak baktığımız zaman kalbin işte otonomik sinir sistemini yakın zamanda Şivkumar çok güzel bir derlemede özetlemeye çalıştı ama şimdi bir figüre sığdırayım derken hiçbir şey anlaşılmayacak kadar karmaşık gibi gözüküyor. Sempatik sistemde, parasempatik sistemde ama aslında tedavi anlamında baktığınız zaman bir tane temel fark var ikisi arasında. O da postganglionik nöronların yani postsinaptik nöronların gövdelerinin lokalizasyonları. Temel olarak biliyoruz ki sempatik sistemde postganglionik nöronal bodiler stellate ganglion'da lokalize olmuşlardır. Oysa ki parasempatik sistemde hedef organdadır postganglionik nöronlar. Aslında parasempatik ve sempatik için bu her zaman böyledir. Yani her organda parasempatiğin postganglionik nöronu hedef organın üzerindedir. Kalpte de böyle. Kalpte de ganglionik plexus dediğimiz epikarda ya da subepikarda yerleşmiş böyle pakeler şeklinde atriumun çevresinde alanlarda lokalizedirler bunlar. Şimdi bu figür kardiyoner ablasyonun aslında teorik temelini anlatmak için Paçon tarafından söylenen bir daha doğrusu kullanılan bir grafikti. Bu grafiğe göre diyordu ki ganglionik plexusların içinde biz parasempatik sistemin nöral body'lerini görürüz. Sempatik ve sensoriyel sisteminde aksonal lifleri vardır. Şunu da biliyoruz histolojik olarak. Nöronlar asla iyileşemezler hasarlandıktan sonra. Bölünme kapasiteleri yoktur. Dolayısıyla biz ganglionları saptarsak burayı RF ile ablate ettiğimizde parasempatik sistemi tamamen ve geri dönüşümsüz olarak ablate edebiliriz ama diğer sistemlerde yapacağımız lezyonlar geçici süreli olacaktır. Çünkü aksonal rejenerasyon prosesi diye bir süreç var. Dolayısıyla bu sistemlerdeki etkimiz de geçici olacaktır dedi. Ama yakın zamanlı immünohistokimyasal boyama kullanılan çalışmalara baktığınız zaman aslında sempatik sistemin gövdeleri de var. Sensöriyel nöronlar da var ya da başka nöronal yapılar arasındaki bağlantıyı sağlayan koneksiyon sağlayan nöron hücrelerini de görüyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız sempatik denervasyon da yapabilir kardiyoner ablasyon.
Ama tabii burada önemli olan nokta şu aslında. Biz bu ganglionları nasıl saptayacağız? Bunu anlamak için de mutlaka ve mutlaka anatomik dataları örnek almamız lazım. Çünkü sonuç itibariyle elektrofizyolojik olarak yaptığımız her şey subjektif. Objektif olarak ganglionları gösteren bir tekniğimiz yok. O halde hayvan deneylerine bakacak olursak iki tane temel olarak kullanılan anatomik sınıflama var. Bunlardan bir tanesinde Chew 3 ganglionun olduğunu söyledi. Ondan sonra lokalizasyonlarını görüyorsunuz. İsimleri de zaten lokalizasyonlarından geliyor. Aorta superior vena cava ganglionu, sağ pulmoner ven sağ atrium ganglionu ve inferior vena cava left atrium ganglionu. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Pachon ve bazı başka gruplar hep bunu kullandılar. Bu sınıflamayı kullandılar ganglionların lokalizasyonlarını anlamak için. Ama Yuan mesela aynı hayvan üzerinde anatomik çalışma yaptı ve bakın ganglionların yayılımını aslında 5'ten fazla ganglion var hayvanlarda. İnsana bakarsak ne görüyoruz? İnsanlarda daha da fazla en az 7 tane atrial ganglion olduğunu biliyoruz. Burada tabii en önemli nokta şu aslında ama bu çalışmanın bir diğer önemli özelliği hücre sayısına da baktılar. Ganglionların, bireysel ganglionların içindeki ve şunu gördüler. Dediler ki iki tane ganglion alanı diğerlerine göre çok çok daha fazla hücre Merhaba, nasılsınız? gövdesi içeriyor. Neydi İyi, bunlar? sağ olun. Nasılsınız İsimleri Kevser çok önemli değil ama bu Hocam? arkadan çok fazla ses geliyor ama mikrofonların birisinden. Onu Hoş geldiniz. kapatabilirsek. Aynen Serkan Hocam. Bütün sesleri kapatabilir misiniz? Belki ben kapatıyorum ama tekrar tekrar açılıyor. Sadece konuşan açsa iyi olur aslında. Tamam. Ben hepsini kapatıyorum şu anda. Tamam hocam. Burada en önemli nokta şuydu aslında. En çok Tolga sen açar mısın? Şu an duyabiliyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi Tamamdır. duyuluyor. Hücre gövdelerinin büyük çoğunluğu aslında sol atrial ve sağ atrial yapılar arasındaydı. Bu şundan dolayı önemli. Bu ganglionların bakın lokalizasyonlarını ve yerleşimini görüyorsunuz. En büyük hücre kısmı burunun içerisinde ve siz buraya sol atrial ve sağ atrial ortak bir yaklaşımla yaklaşmak durumundasınız. Ya da cerrahi ablasyon, ilerleyen slaytlarda anlatacağım. Neden cerrahi ablasyonla başarılı olamıyorsunuzun cevabı aslında bunların lokalizasyonundan geçiyor. Evet subapikardiyal yapılar ama iki atriyumun arasındaki subapikardiyal yapılar bunlar. Şimdi bir de bu çalışma çok önemli. Bu çalışmada aslında ganglionların atrioventriküler ve sinüs nodunu selektif olarak innerve ettiğini göstermesi açısından çok önemli. Şimdi baseline durumda vagal stimülasyon sırasında ve vagal stimülasyon atrial pacing eklendikten sonra sağ atrial ve sağ ventriküler kayıtları görüyorsunuz burada. Şimdi vagal stimülasyon sırasında biliyorsunuz parasempatik sistemin sinüs nodun üzerinde ve AV nod üzerinde yoğun bir baskılayıcı etkisi vardır. Dolayısıyla eğer vagal stimülasyon yaparsanız sinüs bradikardisi ve asistoli ve AV blok göreceksiniz. Burada da öyle oluyor zaten. Vagal stimülasyon sırasında ciddi bir sinüs bradikardisi var. Atrial pacing yapıyorlar. AV blok nedeniyle ventrikülere iletim olmuyor. Sonra inferior vena cava left atrial GP denen bu sağ sol atriumla inferior vena cava'nın arasındaki GP'yi çıkarttıkları zaman tekrar aynı aşamaları uyguluyorlar. Vagal stimülasyon sırasında gene sinüs bradikardisi var. Ama atrial pacing yaptıkları zaman bu sefer AV bloğun olmadığını görüyorlar. O zaman diyorlar ki demek ki bu ganglion asıl olarak AV nodu innerve ediyor. Sonra sağ pulmoner venlerle sağ atrium sol atriumun arasındaki daha doğrusu sağ pulmoner venlerle sağ atriumun arasındaki ganglionu çıkartıyorlar. Bu sefer sinüs bradikardisi de olmuyor. O zaman diyorlar ki temel olarak bu da sinüs nodunu innerve ediyor. İşte bu aslında Chio'nun o 3 ganglion temelli sınıflamasının temelini oluşturuyor. Ama İnsanda birebir bunu görmüyoruz. Yani insanda bu kadar selektif değil. Evet, hastaların büyük bir çoğunluğunda hakikaten lokalizasyonlarını göstereceğim. Sinüs nodunun ve AV nodun farklı farklı alanlardan innerve edildiğini biz de görüyoruz ama bu her zaman aynı olmuyor. Çünkü bazı hastalarda sinüs nodunun ganglionunu mutlaka yakmanız gerekiyor.
AV nodun iletimini düzeltmek için. Şimdi bizim Armour'un anatomik sınıflamasını göstermiştim size. Onu temel alarak ve kendi elektrogram analizlerimize göre her hastada hepsini saptamamakla birlikte sap diyebileceğiniz bütün ganglion alanları insan üzerinde açıkçası temel olarak 7 noktada gözüküyor. Bunlardan bir tanesi aorta superior vena cava ganglionu. Aortanın lokalizasyonu şurada biliyorsunuz. Burada yerleşmiş vaziyette. Bu superior vena cava'nın posterior septal duvarı, yani aorta ile bitişik olan duvarında oluyor bu ganglion. Bu neden önemli? Çünkü bütün vagal lifler aslında kalbe buradan giriyor. Ondan sonra diğer ganglionlara bu şekilde yayılıyor. Dolayısıyla burası bir giriş noktası gibi. Ama şöyle söyleyeyim, tabii bir incecik bir yerden girme gibi olmadığı için sadece bu ganglionu ablate edersek iş çözülür mü diye denendiği zaman çözülmüyor. Hayvanların bazılarında, özellikle küçük memeli hayvanlarda, işte sıçanlarda falan hakikaten bu bölge daha yoğun, ama insanlardaki çalışmalarda evet buradan giriş olan, yoğunluk olan yerler var ama diğerleri tamamen birbirinden bağımsız olarak da innervasyon alabiliyor. İkincisi, sağ süperiyor ganglion lokalizasyon neresidir? Sağ süperiyor pulmoner venin anterior duvarı ile süperiyor vena cava'nın posterior septal duvarı arasındadır. Sinüs nodu için önemli alandır. Sağ inferior GP interatrial septum'da lokalizedir. Çok detayına gerek yok. Tamamen interatrial septum'da lokalizedir aslında. Diğeri posterior medial sol GP ya da inferior vena cava left atrium GP. Bu da lokalizasyonu çok önemli bunun. AV bloklu hastalar için özellikle. Nerededir? Sol atriumun alt duvarıyla inferior vena cava arasında ve koroner sinüsün ostiumunun çevresinde yerleşmiştir. AV nodu için önemli olduğunu söyledim. Diğer bir tanesi sol superior GP. Sol superior pulmoner venle sol atrial appendix arasında ve RUF'tadır. Marshall tract GP Marshall ligamanının lokalizasyonunu eğer hatırlarsanız, aklınızda tutarsanız, aslında bunun sol atriuma yansıması gibi. Biz bunun içindeki ganglionları sol atrium tarafından görüyoruz aslında. Fragmente elektrogramlar olarak. Sonuncu ise sol inferior GP, sol inferior pulmoner venin posterior duvarındadır. Bu ikisi en küçük ganglionlar olarak gözüküyor bizim çalışmalarımızda da. Şimdi hayvanlarda selektif innervasyon söylemiştik ama insanlarda tabii bunu deneysel olarak yapabilmek çok çok mümkün değil. Hayvanlardaki gibi. Dolayısıyla kardiyonel ablasyon belli anlamlarda bu konuda bize fikir veriyor aslında. Benzer selektif innervasyon var mı acaba insanda da diye. Ablasyon öncesi arar intervalini görüyorsunuz. 810 milisaniye. Söylemiştik sağ superior GP sinüs nodu için önemli diye. Dolayısıyla bunu yaktığınız zaman sinüs hızının artmasını beklersiniz. Öyle de olmuş. Arar intervali 580 milisaniye. PR intervali de 184 milisaniye. Eğer PR'yi daha da kısaltmak istiyorsanız teorik olarak bu alandaki GP'de ablasyon yapmanız lazım. Posterior medias GP'de. Baktığınız zaman yapmışız. PR intervali daha da kısalmış. En son bitirirken de aorta superior vena cava GP, burası da giriş noktası diye buraya da ablasyon verdiğinizde atropin, işlemden önce yaptığınız atropin yanıtı gibi final arar intervalinin 540 milisaniye olduğunu görüyorsunuz. Tabii elektrofizyolojik olarak her zaman mümkün mü saptamak? Mümkün olsaydı zaten bir tane tek bir teknik olurdu bugüne kadar, ama açıkçası olmadığı için çok farklı gruplar farklı teknikler kullanmışlar, ama çok kısaca bu tekniklerden bahsetmeye çalışacağım. Olan tekniklerden. Birincisi yüksek frekanslı stimülasyon. Bir kere şunu söyleyeyim. IP WorkMate kullananlar için bu Abbott'un elektrofizyoloji sistemi, yüksek frekans stimülasyon yapabilirsiniz. Cihazlarda var bu özellik. Deneyebilirsiniz siz de. Onun haricinde bazı firmaların stimülatörleri var daha hızlı stimülasyon için. Bizim normalde yaptığımız elektrofizyolojik stimülasyonlara göre çok çok daha hızlı. Görüyorsunuz burada ne kadar frekansının düşük olduğunu, klasik bizim stimülasyonlarımıza göre. Bu kadar hızlı stimülasyon ve yüksek amplitütte stimülasyon yaptığınız zaman eğer ganglionun üzerindeyseniz bir anda vagal discharge'a neden oluyorsunuz. Dolayısıyla vagal discharge ne demiştik? Parasempatik sistem, sinüs nodu ve AV nodu üzerinde baskılayıcı etkisi vardır. Dolayısıyla PP ve PR intervalinde, yani sinüs hızında düşüklük
Pere intervalinde de uzama görüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki evet ben ganglion alanındayım. Burada gördüğünüz gibi mesela yüksek frekans stimülasyon yapmış, ciddi bir asistoli olmuş ama normal atrial miyokardiyum alanında böyle bir etki görmüyorsunuz. Buna göre de farklı gruplar ganglionların lokalizasyonunu tanımlamışlar. En bilineni Nakagawa'nınkidir zaten. 5 temel alan söylemiştir. Hemen hemen aslında benim o biraz evvel gösterdiğim elektroanatomik haritadaki yerleri hatırlarsanız şunlar zaten aynı. Şu da aynı, şu da aynı. Burada temel olarak farklılık şu. Posteromedial left GP dediğimiz AV nodun GP'sini göremiyorsunuz. Çünkü onu hakikaten yüksek frekans stimülasyonla saptamak çok çok mümkün değil. Çünkü daha sağ atriuma yakın bir alanda yerleşiyor. Şey olarak subepikardiyal ama sağ atrium tarafındaki duvara daha yakın. Dolayısıyla soldan yaptığınız yüksek frekans stimülasyonla yanıt alamıyorsunuz bu alanda. Tabii aorta superior vena cava GP alanında da yanıt alamıyorsunuz. Çünkü buradaki miyokard potansiyeli çok düşük ama temel olarak aslında mantıklı gözükse de yüksek frekans stimülasyonunun bir kere bilmemiz gereken şu. Çok zaman alan bir yöntem. Neden? Her sol atriumdaki her noktaya tek tek yüksek frekanslı stimülasyon yapacaksınız. Bunların içinde pozitif olan alanları saptayacaksınız. Pozitif gördüğünüz alanlara işaret koyacaksınız. Ondan sonra o alanlarda ablasyon yapacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz o alanlara tekrar. Pozitif yanıt hala var mı yok mu bakacaksınız. Dolayısıyla en son yapılan bir çalışmada sadece mapping zamanı 63 dakikaydı bu teknikte. Yani sadece mapping zamanı. Ablasyon sonrası kontrolden bahsetmiyorum. Oysa bizim işlemlerimiz genelde bir saatten kısa sürüyor. Bunun dışında henüz bir konsensüs yok. Hangi protokol, hangi frekans, hangi amplitüt doğru. Çalışmalar arasında fark var ve birbirlerine çok ciddi eleştiriler var bu protokollerle ilgili. Belki de diğer bir önemli kısıtlılık, pozitif yanıtı nasıl belirleyeceksiniz? Bu belirli değil. Yani kimisi diyor ki, uyguladığın zaman herhangi bir PPPR uzaması görürsen bu pozitiftir. Kimisi diyor ki yok olmaz 3 saniyeden fazla asistoli görmen lazım. Ya da 2. 3. derece AV blok olması lazım. Bir diğeri çok ağrılı. Evet ağrılı hakikaten genel anestezi olmadan sadece yüksek frekans stimülasyonla bile hasta çok fazla ağrıdan yakınıyor. Sürekli hareket ediyor. Dolayısıyla eğer yüksek frekans stimülasyon kullanmak istiyorsanız mutlaka genel anesteziyi düşünün derim. Ama bence en önemli kısıtlılığı atrial fibrilasyon indüklemesi. Çok sık yani yüksek frekans stimülasyon uyguladığınız hemen hemen her işlemde atrial fibrilasyon olacaktır. Bunlar bazen kendiliğinden dönüyor, bazen de kendiliğinden dönmüyor. Bekliyorsunuz, işlemi mi iptal edeceksiniz, kardiyoversiyon mu yapacaksınız? Sıkıntı yaratıyor. Bakın mesela bu iki hasta, iki elektrogram farklı atrial bölgelerden alındı ve bizim şu an kullandığımız metoda göre bunlar kesin ve net ganglion alanlarını gösteriyor fragmentasyon paterni olarak. Sonra oraya yüksek frekans stimülasyon uyguluyoruz. İkisinde de vagal yanıt alamıyoruz. Sadece atrial fibrilasyonu indikliyoruz. Neden atrial fibrilasyonu indikliyoruz? Aslında bu da çok basit. Çünkü zaten biliyoruz ki artan ganglion aktivitesi aslında pulmoner ven miyositlerindeki aksiyon potansiyeli süresini kısaltıyor. Erken after depolarizasyonu. Ondan sonra da pulmoner ven miyositindeki tetiklenmeye, trigger aktivitenin artmasına neden oluyor ve AF'yi indikliyor. Hatta biliyorsunuz Stavrakis bu Oklahoma grubunun Sanisop'u bir sürü yayınları var bu konuyla ilgili. Vagal atrial fibrilasyonda ganglionların rolüyle ilgili. Hatta şöyle çalışmalar bile var. İşte eğer ganglionları bloke ederseniz aynı şartlarda atrial fibrilasyonu yüksek frekans stimülasyonla uyaramıyorsunuz diye. Bugün için tabii ki bu kısmını bilmiyoruz ama bildiğimiz şu, ganglion alanlarının birçoğunda yüksek frekanslı stimülasyon AF'yi indikleyecek. Ama vagal yanıta neden olmadığı için siz bu alanı kaçıracaksınız. Çünkü pozitif vagal yanıt görmeyeceksiniz. İkincisi spektral analiz. Pachon tarafından geliştirilen bir teknik. Böyle bir cihaz bulmuştu, patentini almıştı. Hiç anlatmayacağım çünkü kendisi de kullanmıyor. Yıllardır kullanmıyor. 2017'de canlı vaka yapmıştı. O zaman da kullanmamıştı. Ondan önce de kullanmıyordu ama hep yayınlarında spektral analiz üzerinden yayınları çıkıyordu. Son yayında ama onlar da artık bunu kullanmıyoruz dediler. O yüzden çok detaylarının bir önemi yok. Üçüncü yöntem ampirik anatomik ablasyon. Bu yöntem mesela bu figürü şeyden hatırlıyor olabilirsiniz. Son expert consensus dokümanından atrial fibrilasyonla ilgili.
Burada şöyle bir inanış var. Özellikle atrial fibrilasyon için ganglion ablasyonunu kullanan ekip bu anatomik ablasyona inanıyor. Çünkü şöyle bir çalışma yapıldı. Bu Rusya grubu tarafından, Pokushalov tarafından. Dediler ki yüksek frekanslı stimülasyonla sadece ampirik anatomik ablasyon yapılan hastaların arasında fark yoktu dediler. Aslında evet doğru, fark yoktu çünkü ikisinin de çok fazla kısıtlılığı var. Dolayısıyla fark olmaması da doğal. Ama ikisi de gold standart değil aslında. Çünkü şu yüzden göstermek istedim. Bu expert konsensus da buna inanıyor. Diyor ki ganglionların büyük çoğunluğu pulmoner venlerin çevresindedir. Dolayısıyla ablasyon hattınızı biraz genişleterek bunları ablate edebilirsiniz. Burada anatomik datayı görüyorsunuz. Küçük memelilerden işte domuz, koyun, insan ve baktığınız zaman aslında ganglionların büyük çoğunluğu pulmoner venlerin çevresinde değil. Dolayısıyla anatomik olarak böyle bir görüşü savunmak mümkün değil. Dolayısıyla bizim daha reproducible olacak, daha kolay olacak ve özellikle de tabii 3 boyutlu haritalama sistemleri sırasında bizim elimiz kolumuz olabilecek bir yönteme ihtiyacımız var. Bu anlamda da Shivkumar ve ekibinin 2007'de yayınlanmış çok güzel bir yayını vardı. Atrial fibrilasyonu, paroksima atrial fibrilasyonu olan hastalarda sinüs ritminde radyo frekans ablasyon uygularken ki vagal yanıt alınan alanlardaki elektrogramlara baktılar. Biraz uzun söyledim ama yani RF uyguluyorsunuz, pozitif bir vagal yanıt alıyorsunuz. Yani bradikardiyada AV blok görüyorsunuz ya da PR'de uzama görüyorsunuz. Acaba bu alanlardaki elektrogramların bir farkı var mı diye baktıkları zaman gördükleri şuydu. Eğer elektrogramda 4'ten fazla, 4 ve üzerinde defleksiyon görüyorsanız neredeyse %100'e yakın bir hastada pozitif vagal yanıt alıyorsunuz. Özellikle de bunlar yüksek amplitütlü ise. Dolayısıyla dediler ki acaba bu fragmente elektrogramlar ganglionların yerleşimini gösteriyor olabilir mi? Sonra bir diğer çalışmada biliyorsunuz biz klasik elektrofizyoloji sisteminde band pas filtre olarak 30-500 Hz'i kullanıyoruz. Pachon 3 farklı ayarı kullandı, karşılaştırdı birbiriyle ve yüksek geçiş filtresi olan bu 30 olanı 300'e kadar çıkarttığınız zaman, daha doğrusu ne kadar arttırırsanız bu filtreyi, fragmente alanları gösterme oranının daha da arttığını buldu. Biz ilk çalışmamızda, ilk yayınlanan çalışmamızda aslında böyle bilgisayar üzerinden, Kıvancım bir bilgisayar mühendisi arkadaşı sayesinde Fast Fourier Transform Analiz denilen şey aslında Pachon'un da kullandığı kendi bir cihaz buldu dedim ama aslında bizim Holter'lerde biliyorsunuz iki tane şey var. Time Domain Analizi ve Frequency Domain Analizi yapıyoruz heart rate variability'ye bakmak için. Aslında o da Fast Fourier Transform Analizi kullanıyor. Sadece şöyle düşünün, elektrogramlara bu açıdan değil de bu açıdan bakmanızı sağlayacak bir software. O kadar. Dolayısıyla eğer siz elektrogramların hepsini numara verip bunları bilgisayardaki Fast Fourier Transform'la uygularsanız aslında size temel olarak iki tane farklı spektrum tipi veriyor. Homojen olan, böyle aksiyon potansiyeli gibi olan, normal atrium miyokardını gösteriyor. Bu tabii hastanın elektrogramdan elektrograma değişiyor ama sağ tarafa doğru kayan böyle fraksiyonlu paternler gösteriyorsa, yani heterojen bir spektrum gösteriyorsa da ganglion alanı diyorsunuz. Sonra bu alanlara yüksek frekanslı stimülasyon uyguladık ve pozitif yanıt görüyorsak sadece bu alanlara ablasyon yaptık. Ama retrospektif olarak analiz ettiğimizde o verdiğimiz bölgelerdeki elektrogramları sadece fragmente oldukları, yani sadece fragmente elektrogramlar gördük. Yani spektral analiz ve üstüne yüksek frekanslı stimülasyon yapıp da normal atrial miyokardiyum alanı gördüğümüz bir alan olmamış. Dolayısıyla dedik ki o zaman aradaki engelleri kaldıralım. Sadece bu fragmente elektrogramları hedefleyelim. Bunu da Shivkumar'ın söylediği gibi düşük amplitütlü, yüksek amplitütlü diye ayırmayalım. Çünkü bunları ayırmak çok zor gözle. Tek tek ölçmek gerekiyor. Bütün fragmente alanları hedefleyelim. Ama bunu hedeflerken de şöyle yapalım. Alakasız alanlarda, sol atriumda mesela fibrozise bağlı da görebiliriz. Kateteri çok itersek ekstra atım yapar. Bu da fragmentasyona neden olabilir. Dolayısıyla bunları da yapmamak için dedik ki
ganglionların zaten anatomik olarak olası lokalizasyonlarını biliyoruz. Eğer bu alanlarda fragmente alan görürsek yakalım, görmezsek de ellemeyelim. Bu aslında bizim elektrogram temelli stratejinin de temelini oluşturdu. Bunu önceki yaptığımız vazovagal senkoplu hastalarda daha önceki yöntemle kullandığımız hastalarla karşılaştırdık sonuçları. Hasta sayısı az ama holterlerine bakmıştık bütün hastaların, heart rate variability parametrelerine vesaire, minimum ve ortalama kalp hızlarına. Aslında sonuçların hepsi benzerdi. Dolayısıyla dedik ki en azından eski teknik kadar işe yarıyor gibi gözüküyor. Ama en önemli farkı şuydu, işlem süresi ve skopi süresi neredeyse yarıdan fazla azalmıştı böylece. Çünkü çok çok daha hızlı gideceğimiz alanları biliyorduk, hangi potansiyellere bakacağımızı biliyorduk. Ama ikinci çalışmamızda bence daha önemli bir nokta vardı. Biz bütün fragmente elektrogramların yayılımını ölçtük. Yani nerede ne kadar ablasyon noktası koymuşuz, ne kadar fragmente elektrogram görmüşüz. Bunu da ayırt etmek için sol atrium, sağ atrium ve koroner sinüsü 7 bölgeye böldük. Ve sonra fark ettik ki hakikaten fragmente alanların büyük bir çoğunluğunu bu orta alanda görüyorsunuz ki bu, eğer hatırlarsanız Armour'un anatomik çalışmasını söylerken demiştim ki orta alandaki ganglionlar büyük. Hakikaten biz de öyle gördük. Ondan sonraki fazla alanda sol superior GP'nin olduğu bölgeydi ama önemli bir nokta şu alan, yani Marshall Tract GP dediğim ve sol inferior GP dediğim GP'leri içeren alan en az fragmente alanın olduğu alandı ki bu da anatomik olarak böyle gözüküyordu açıkçası Armour'un çalışmasında. Temel olarak bir CS kateteri kullanarak sağ atriumu, koroner sinüsü, inferior superior vena cava'yı haritalıyoruz. Bir tane de multipolar sirküler bir kateter kullanarak da sol atriumu haritalıyoruz. Bunlar reusable olduğu için bunları tercih ediyoruz. İki şeye bakıyoruz. Sinüs nodun aktivasyon noktasına bakıyoruz. Sinüs nod evet lateraldedir ama bazen öne yakın olabiliyor. Gene de bu alandan ablasyon olarak uzak duralım diye. Sonra çeviriyoruz. Voltaj map'ine bakıyoruz. Voltaj map'te neye dikkat etmeniz lazım? Sinüs nodun etrafında eğer çok ciddi fibrozis dokusu varsa bu hastalarda başarısız olma ihtimaliniz var. Çünkü sinüs nodunun bir yapısal hastalığı olabilir. Özellikle vazovagal senkop hastaları için değil belki ama sinüs asistolesi ya da sinüs nod disfonksiyonu nedeniyle kardiyonel ablasyon yapmayı düşünüyorsanız buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü eğer ciddi fibrozis varsa başarısı olabilir. Sonra haritayı elde ettikten sonra kateterimizi değiştiriyoruz. Ablasyon kateteriyle filtre ayarımızı değiştiriyoruz. Bandpass filtreyi değiştiriyoruz. 200-500 Hz'e. Ve dediğim gibi olası ganglion alanlarındaki fragmente elektrogramları bulmaya çalışıyoruz. Soldaki ganglionlardan başlıyoruz. Sebebini anlatacağım. Sol atrium için konuşuyorum. Solda bu ganglionları bu şekilde ablate ettik. Bu posteromedial GP birazcık önemli. Neden önemli? Çünkü burası koh üçgenine yakın, yavaş yol potansiyellerine yakın, hızlı yol potansiyelleri görebilirsiniz. Özellikle karşı tarafa geçerseniz hisse yaklaşabilirsiniz. Dolayısıyla hastada tilt testinde, holterde, EKG'de dokümante bir AV blok yoksa biz bu ganglionu rutin ablate etmiyoruz. Elektrogram olsa da olmasa da, fragmente elektrogram. Ama diğerlerinde şu soldaki gördüğünüz 4 ganglionda ve arkada bir de sol inferior GP'den bahsetmiştim. Bu 5 ganglion alanında eğer fragmente elektrogram görüyorsak ablat ediyoruz. Ama görmüyorsak da ablat etmiyoruz rastgele. Sonra sağ atriuma geçiyoruz. Şu sol atriumda şu bölgelere sağ superior GP ve sağ inferior GP'ye ablasyon yapmıştık ya sol taraftan. Buraların özellikle sağ superior GP için tam karşısından, gene zaten fragmente elektrogramları görüyorsunuz sağdan da, tam karşısından bir daha ablasyon yapıyoruz. İki taraflı ablasyon yapmış oluyoruz yani. Arada hiç doku kalmasın diye. İstenen kalp hızına ulaşmışsak burada bitiyor iş. İstenen kalp hızına ulaşmamışsak da aorta superior vena cava GP'yi yakıyoruz. Bazı elektrogram örneklerini görüyorsunuz elektrofizyoloji kaydında. Dediğim gibi düşük amplitütlü de olabilir, yüksek amplitütlü de olabilir ama bu bizim için çok önemli değil. Önemli bir nokta şu, sol superior GP'de
ablasyon yapıyorsanız, mesela bakın altta elektrogramı görüyorsunuz, fragmente elektrogramı. Yer olarak da hatırlayın elektroanatomik haritadaki yerini. Bu sol superior GP. Soldaki GP'lerde, yani buradakinde de, buradakinde de ya da şuradakinde de RF ablasyonu sırasında genellikle, yani %90 asistoli görüyorsunuz. Mesela bunda da sol superior GP'deyiz. Fragmente elektrogramı görüyorsunuz. Bradikardiyi görüyoruz. Mesela bunda Marshall Track GP'deyiz. Elektrogramı görüyorsunuz. Ablasyon sırasında ciddi asistoli oluyor. Burada temel olarak önemli bir nokta var. AF ablasyonundan ya da diğer ablasyonlardan farklı olarak. Biliyorsunuz elektrogramları yok etmek genellikle bizim için transmural lezyonu gösterir. Ve orada ya da impedans düşmesini gördüğümüz zaman tamam deriz biz. Burada ablasyon yaptım ama kardiyonör ablasyonda iş öyle değil. Çünkü pozitif yanıt görüyorsanız mutlaka oradaki pozitif yanıtı tamamen elimine etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mesela bu hastada iki kere RF vermişiz. İki noktaya koymuşuz aynı yere. Sonra tekrar RF veriyoruz. Aynı bölgeye. Burada görüyorsunuz gene AV blok görüyoruz. Dolayısıyla elektrogramlar gitmiş gitmemiş bu çok önemli değil. Mutlaka bu alanda yeni RF ile tekrar şeyin olmadığını göstermemiz lazım. Vagal yanıtın olmadığını göstermemiz lazım. Sol GP'lerde vagal yanıt görüyoruz dedim. Sağ GP'lerde çok ilginç bir şekilde sadece kalp hızı artışı görüyoruz. Hemen hemen %90. Yani vagal yanıt bir ya da iki tane hastada görmüşüzdür. Genellikle şöyle oluyor senaryo. Bakın bu hastada mesela sol inferior GP'yi yakmışız. Sol superior GP'yi yakmışız. Marshall Track'ta görmemişiz muhtemelen, vermemişiz. Kalp hızını görüyorsunuz. Oldukça düşük bir kalp hızı var. Sonra sağ superior GP'ye geçtik. İlk ablasyon noktamızı koyacağız. Kalp hızında her zaman tabii ilk noktada olmuyor. Bu çok şanslı bir hasta idi de nokta olarak ama genellikle kalp hızını ikinci ya da üçüncü RF'te aynı bu şekilde görüyorsunuz zaten. Bakın burada dikkat etmenizi istediğim nokta sol atriumla sağ atriumun ne kadar birbirine yakın bir noktasındayız. Dolayısıyla bu yapılar gerçekten orta hatta yerleşiyorlar. Özellikle sinüs nodu için ve AV nodu için önemli olan yapılar. Biraz evvel de söylediğim gibi sol GP'lerden başlıyoruz. Sağa doğru devam ediyoruz dedim. Posterior medial left GP'yi normalde yakmıyoruz dedim. Sonra size de dediğim gibi hani konuştuğumuz konu neden sol GP'lerde daha fazla vagal yanıt görüyoruz da sağ GP'de genellikle kalp hızı artışı görüyoruz. Acaba sağdan başlasak ne olurdu senaryo diye düşünüp sınırlı sayıda hastada 6 ya da 7 hastada sağdan başlarsak ne oluyor diye baktığımızda şunu gördük. Bakın mesela bu hastada soldan klasik başlamışız. Sol superior GP'ye vermişiz. Asistoli görmüşüz ama bu hastada sağ superior GP'yi önce yakmışız. Gene fragmente alana veriyoruz. Ciddi bradikardi asistoli görmüyoruz. Genel itibariyle. Genel itibariyle diyorum çünkü sağ superior GP'yi yakıp kalp hızını ciddi şekilde arttırıp hala sol superior GP'de vagal yanıt gördüğümüz hastalarda oldu. Dolayısıyla bugün için şunu biliyoruz. Evet sağ superior GP bir şekilde kalp hızını arttırıyor. Hastaların büyük çoğunluğunda. Daha doğrusu %50-60 kadarında sağ superior GP'yi sadece hedeflerseniz bir kalp hızı artışı görüyorsunuz ama diğer ganglionlara RF esnasında hala vagal yanıt görmeye devam ediyor olmanız acaba vazovagal senkop epizotları da bu hastalarda görülebilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Diğer bir soru da şu. Neden farklı ganglionlarda farklı etki? Bunun sebebini bilmiyoruz. Ama bir tane güzel bir anatomik ve histolojik çalışma var. Bunda tirozin hidroksilaz sempatik sistemi, asetilkolin de biliyorsunuz parasempatik sistemi gösterir ve bakmışlar. Sol atrium ve sağ atrium içerisindeki ganglionlarda aslında parasempatik ve sempatik nöron gövdelerinin miktarında fark var. Dolayısıyla muhtemelen farkın sebebi de budur diye düşünüyorum. Biraz evvel söylemiştim bazen bütün ganglionları yakarsınız ama kalp hızını arttıramazsınız diye. Bu hastada mesela bütün sol atrial ganglionları yakmışız. 1000 milisaniye hala siklus uzunluğu. Dolayısıyla aorta superior ve ne kava GP alanına gitmişiz. Oraya ablasyon veriyoruz ve kalp hızı artışı sağlanıyor. Devamında daha da hızlanıyor kalp hızı. Bu Dursun abinin de önem verdiği aslında en önemli konu belki de uygun hasta seçimi.
Konu vazavagal senkopsa aslında kolay. İki tane yöntem var. Loop recorder ya da tilt table testi. Bakın bu hasta İzmir'den gönderilmişti bize. 20 yaşında bir kız. Sayısız senkopu vardı. Ne kan alınabiliyordu, ne bir şey yapılabiliyordu. Sayısız senkopu vardı. Hastaya loop recorder takmışlar. Ben hiçbir hastaya loop recorder takmadım. Ekonomik sebeplerle. Ama ekonomik olarak olmasa da takar mıydım? Takmazdım açıkçası. Yani loop recorder'ın çok vazovagal senkop için gerekli olduğuna inanmıyorum kişisel olarak ama 40 saniyelik bir asistoli görüyorsunuz. Ama aynı şekilde gayet ucuz, herhangi bir para da gerektirmeden tilt testiyle de bunu yapabiliriz. Gösterebiliriz. Çünkü sonuçta biliyorsunuz vazovagal senkopta hani hepimizin bildiği kardiyoinhibitör tip, efendim vazodepresör tip, mix tip tanımı zaten tilt testinin sonucuna göre konmuş bir tanımdır. Ama kılavuz ne hikmetse tanımını kullanıyor ama kendisini yok sayıyor tilt testinin. O da ayrı bir soru işareti. Ama bu ESG kılavuzundaki hani vazovagal senkoplu hastalarda tedaviye giden şemayı ben birazcık basitleştirmeye çalışayım dedim ama biraz komplike oldu hatta. Ama basic olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle vazodepresör ve mix tip yanıtı olan hastalarda yaşam stili modifikasyonu, işte fiziksel counter pressure manevraları gerçekten çok efektif. Hastaların büyük bir çoğunluğunda efektif olabiliyor. Bunun dışında midodrin ve flüdrokortizon özellikle vazodepresör hastalar için gerçekten efektif. Ama konumuz kardiyoinhibitör. Ne demiştik? Tilt testiyle ya da loop recorder'da kardiyoinhibitör yanıtı yani ciddi asistoliyi gösterirseniz kardiyoneri ablasyon için uygun bir adaydır. Dolayısıyla bizim hedef kesimimiz bu. Bakalım guideline ne söylüyor? Mesela 40 yaşın altında bizim o loop recorder yapılan hasta gibi ya da tilt testi yapılan hasta gibi mesela 25 kez, 30 kez bayılan hasta için kılavuz ne söylüyor? Aslında kılavuz hiçbir şey söylemiyor. Çünkü söyleme şansı yok. Hiçbir data yok aslında bakarsanız. Pozitif etkisini göstermiş. Hiçbir tedavi yöntemi yok. Dolayısıyla bence 40 yaşın altındaki hastalar bir kere en net endikasyon popülasyonunu oluşturuyor. Ama burada önemli olan şu. Hastada pacemaker takmanızı gerektirecek kadar ciddi bir vazovagal senkopun olması lazım. Nedir? Bunun kriterlerini aslında son ESG kılavuzu çok güzel belirledi. Ne dedi? Yüksek riskli travmaya neden olmuş senkop. Bazen mesela senkop 15 kere olmamıştır ama 2 kere olmuştur ama ikisinde de hasta o kadar kısa prodromları vardır ki bayılıp mesela kafasını bir yere vurmuştur. Kaşı patlamıştır. Mesela bu gerektirir tedaviyi. Pacemaker'ı da gerektirir ya da kardiyoneri ablasyonu da gerektirir. Ya da yapılan bütün önlemlere rağmen tekrarlayan ve burada önemli olan şu, tekrarlayandan ziyade, sayısından ziyade kaçınılabilecek faktörlere bağlı olmaması lazım vazovagal senkopu. Mesela örnek verecek olursak, hasta kan alınırken senkop geçiriyorsa hastaya dersin ki yatarken kan alsınlar, otururken almasınlar. Çözersiniz büyük ihtimalle. Yani hastanın büyük çoğunluğunda sadece bunu söylerseniz, dolayısıyla kaçınılabilecek bir faktör varsa, ondan kaçınma şansı varsa bunu öğütlememiz lazım hastaya ama kaçınamayacağı, hayatında mecburen yapması gereken işler sırasında ayakta dururken vesaire tekrarlayan senkop varsa işte bu hastalarda da tedavi gerekiyor. 40 yaş altında bence şüphe yok kardiyoner ablasyon yapılmalı. 40-60 yaş arasında pacing de seçilebilir, kardiyoner ablasyon da seçilebilir ama bence kardiyoner ablasyondan yanayım. Bunu tartışabiliriz. 60 yaş üstünde de kardiyak pacing. Datan var mı derseniz yok. Şöyle ki başka hasta gruplarında yani vazovagal senkopta yok ama atrial fibrilasyon olup sinüs bradikardisi olduğu için ya da AV blok olduğu için ganglion ablasyonu eklediğimiz hastalar var. 60 yaşın üstündeki hastalarda hakikaten sonrasında tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla bunlarda çünkü bence temel mekanizma şu. Sinüs nodu yapısal olarak hastalanıyor. AV nod yapısal olarak hastalanıyor. Fonksiyonel mi değil mi ayırt etmek çok zor olabiliyor. Dolayısıyla 60 yaş üstünde pacing önermekte fayda var diye düşünüyorum. Bu mesela o 40 saniye asistolisi olan hastanın kontrol ILR kaydı. İki önemli nokta var. Heart rate variability'yi görüyorsunuz kardiyoner ablasyondan sonra ve burada önemli olan nokta asistoli de yok ama bradikardisi de yok hastanın. Yani 60'ın altına düşmüyor kalp hızı hiç. Bu
aslında loop recorder belki de ileride yapılacak çalışmalarda farklı yöntemlerin özellikle karşılaştırılması açısından bence en avantajlı şey olacaktır. Çünkü verileri objektif olacaktır diye düşünüyorum ama gene söyleyeyim, bence tilt testini bile kullanabilirsiniz. Mesela biz tilt testini kılavuzun aksine kardiyonör ablasyon hastalarının takibinde de kullanıyoruz. Mesela bu hastada mix tip yanıt var. Ciddi asistolisi vardı 25 saniye falan. Sonrasında mesela tilt testi yapıyorsunuz. Ben daha önce bir şeyde de söylemiştim. Biz bayıltana kadar tilt testini devam ettiriyoruz. İşlemden sonra da bakın. İşlemden önce hasta heparin yanıt verilmemiş. İşlemden sonra veriyoruz. Üstüne bir de baya baya bir uğraşmışız, beklemişiz. Sonra sadece vazodepresör yanıt oluyor. Bradikardi olmuyor hastada. Dolayısıyla bu da size şunu gösteriyor. Eğer vazodepresör yanıt gördüyseniz demek ki refleksi pik düzeye ulaştırmışsınız. Bradikardi görmüyorsanız demek ki parasempatik sistemi yok etmişsiniz demektir. Sinüs not disfonksiyonu hastalarına gelecek olursak, bunlar sinüs not disfonksiyonu ve AV blok hastalarında hasta seçimi hakikaten zor. Çünkü temel nokta şu aslına bakarsanız, bu hastada yapısal bir problem yok demek zorundasınız. Ve bunu demek için de bir sürü şey yapmak lazım. Holter tetkiklerine bakmak lazım. Fonksiyonel olanlarda genellikle gece ve istirahat halinde sinüs bradikardisi ve asistoli görürseniz görürsünüz ama diğer hastalarda aktivite sırasında da görebilirsiniz. İstirahat halinde özellikle ciddi sinüs bradikardisi görüyorsanız bir tık daha kolay. Çünkü atropin verirsiniz. Atropine yanıtına bakarsınız. Yüzde bu hastadaki gibi net bir atropin yanıtı görüyorsanız aslında diyebilirsiniz. En azından istirahat halindeki epizotlar fonksiyonel gibi duruyor diye. Aynı şekilde AV blokla, bu arada tabii elektrofizyolojik çalışmada mutlaka sinüs not disfonksiyonunu ayırt etmek için belli parametrelere bakmanız gerekiyor ama burada temel nokta şu aslına bakarsanız, hani bildiğiniz corrected sinüs nodu toparlanma zamanı falan var ya, onların hiçbirisi aslında işe yaramıyor. Çünkü hasta, mesela siz kendi klinik EPS tecrübenizden de bilirsiniz. Mesela bazı hastalar böyle çok bağıran, özellikle ay ay falan işlem sırasında iğne girdiği zaman falan bir vagatoni olur. Sonra mesela siz o sırada eğer ölçümler yaparsanız corrected'ı da bozuk bulursunuz, normalini de bozuk bulursunuz, AH'sini de bozuk bulursunuz. Dolayısıyla yapısal şeyi gösterdiğini düşündüğümüz teknikler aslında vagal aktivite sırasında bize yol göstermiyor. Bunu aslında atropin verip ondan sonra yapmanız lazım, yapısal olarak bir şey var mı diye. Dolayısıyla hastayla ilgili sinüs not disfonksiyonu ve AV bloğu için konuşuyorum. Eğer yapısal olup olmadığından tam emin değilseniz atropin altında elektrofizyolojik çalışma yapmanız lazım. Atropinden önce, çünkü bakacağınız parametreler bozuk çıkacaktır. AV bloklu hastalar için ikiye ayırmamız lazım. Bazı hastalarda paroksismal AV blok, bazılarında persistan AV blok olur. Bu Dursun abiyle de danıştığım benim bir hastaydı. Erkan göndermişti bu hastayı. Hastanın AV tam blok gibi sanki ama bazen de uymayan, çünkü PP'leri biraz böyle eşit değil gibi. Ama AV diskordansın olduğu bir EKG'si var. İstirahat EKG'si ve bütün istirahat EKG'leri böyle. Üstüne üstlük bir de holterlerinde de yüksek dereceli AV blok epizotları var. Mesela 8-9 tane QRS'in olmadığı P dalgaları gibi. Ama bu hasta atropine gayet güzel cevap veriyor. Efor testinde de ikinci step'ten sonra, yanlışsam Erkan düzeltir, İkinci step'ten sonra eforun ya da üçüncü step'te düzeliyor. Birebir AV iletim sağlanıyor bu hastada. Dolayısıyla bu hastada da aslında persistan AV blok varlığına rağmen sebep fonksiyoneldi ve bu hasta tedaviyle fayda gördü. Ama paroksismal atrial AV bloksa hastanız, o zaman istirahatte mesela normal bir PR intervali görebilirsiniz. O zaman holter testinde bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu fonksiyonel midir yoksa intrinsik bir paroksismal AV blok mudur? Neye bakıyoruz? AV blok esnasındaki PP intervalini, birebir iletimin olduğu zamanki PP intervalinin süresiyle karşılaştırıyoruz. Eğer fonksiyonelse AV blok sırasında ne olmuştur ki AV blok oldu? Vagal hiperaktivite oldu. O halde aynı etkinin sinüs nodunda da olmasını bekliyoruz. Yani PP'nin normal iletimin olduğu döneme göre daha uzun olmasını bekleriz. İkinci bir bulgu da klasik Mobitz blok bulgusudur. PR yüksek dereceli bloktan önce bir miktar uzar birebir iletimin olduğu PR'ye göre. Eğer bu iki bulguyu tekrarlayan holter
traselerinde, yani tekrarlayan AV blok traselerinde birkaç kere gösteriyorsanız bu fonksiyoneldir. Bazen Stevenson'un da dediği birkaç tane karışabilecek şey var. Çok çok nadiren fonksiyonel AV blokla buna benzer bir patern verebilecek ama birkaç epizotta bunu görüyorsanız açıkçası bu fonksiyonel AV bloktur. Çok çok nadir sebepler dışında. En iyi ablasyon yaklaşımı hangisidir? Şimdi genel itibariyle grupların büyük çoğunluğu biatriyel ablasyon kullanıyor. Pachon biatriyel ablasyon kullanıyor. Kin ve arkadaşlarının sinüs not disfonksiyonunda büyük bir serisi var. Onlar biatriyel ablasyon kullanıyor. Skavanova'nın grubu biatriyel ablasyon kullanıyor. Biz biatriyel ablasyon kullanıyoruz ama şurada gördüğünüz bu Yao, ondan sonra Sun, Hu, bunlar Yan Yao'nun ekibi. En son çalışmasında görüyorsunuz bayağı bir hasta vardı. Vazovagal senkoplu hasta. Onlar sadece sol atriyel yaklaşım yapıyorlar. Bunun haricinde Rivarola, özür dilerim, De Bruyne'de sağ atriyumdan limited bir ablasyonla kardiyonöromodülasyon adını verdiği bir teknikle ablasyon yapıyor. Ama bu çalışma çok, sadece şöyle söyleyeyim, elektrofizyolojik sonuçlarını sundu hemen hemen. Yani orta dönem ve uzun dönem sonuçlarına dair şu an için bir veri yok. Bizim temel olarak korktuğumuz şu ganglion ablasyonunda, bu yapılarda reinnervasyonun olması. Yani kalp hızını arttırırsınız hastanın, masadan kaldırırsınız, ertesi gün EKG'sini çekersiniz, bir gün önceki EKG'nin aynısını görebilirsiniz. Halbuki işlem sırasında 100'e kadar çıkmıştır kalp hızı. Bu kadar akut da görebilirsiniz reinnervasyonu. Ama 3 ay sonra çok büyük ekiplerin, özellikle AFD GP ablasyonu yapan çok büyük ekiplerin bile en büyük sıkıntısı şuydu. 3 aydan sonra reinnervasyon görmesi. İşte bunu önlemek için bence en iyi yöntem biatriyel ablasyon. İki tarafından ablasyon vermek. Eğer biz bu anatomik, bakın bu insan otopsi çalışması. Dolayısıyla dediğim gibi hücrelere kadar sayılan bir çalışma ve ganglionların büyük çoğunluğu burada yerleşiyor. Dolayısıyla bunu hatırlamamız lazım ablasyon yaparken. Bunun dışında önemli olan bir de tabii dediğim gibi işte AV nodu aşağıdaki ganglion besliyor. Mesela bu Mobit tip bir AV bloğu var. Hatta üstüne üstlük bir de bir sağ dal bloğu görüntüsü var ama atropine yanıtı var. Holter testinde de biz bunun fonksiyonel AV bloğu olduğunu göstermiştik. Atropine de böyle yanıtı olunca hastada pil, bu hasta hakikaten yani pil için bize etmediğini bırakmadı, pil taktırmamak için. Çünkü denemek isteyeceğimiz en son hasta 61 yaşında açıkçası. Hala da bu hastanın sonucu kötü olabilir. Yani 7-8 ay oldu ama atıyorum 3 ay sonra blokla gelse de şaşırmam, onu da söyleyeyim. Sonrasında hastanın klasik ablasyon, sağ süperiör GP ablasyonu yapılmış. Ondan sonra sinüs hızını arttırmışız ama hala AV bloğu var. Bakın sinüs taşı kardisi gibi AV blok sırasında. Çünkü sinüs noduna giden GP yaktığımız için. Ama bizim hedeflememiz gereken bu posteromedial left GP. Mecbur kaldık. Fragmente elektrogramları görüyoruz. AV bloğu görüyoruz. Sol taraftayız. Sol taraftan bu alana yaklaştık. Posteromedial left GP alanına. Ablasyona başladık. Blok var genel itibariyle. Arada birkaç tane böyle birebir geçiyor gibi oluyor. Mesela şurada görüyorsunuz ama sonra tekrar AV blok gözüküyor. Arada gene geçiyor. Arada tekrar AV blok oluyor. Dolayısıyla buradan başaramadık. O zaman yapmamız gereken sağ tarafa geçmek. Ama aynı buradaki gibi düşünün. Gene zaten alan belli. Gene fragmente alanlar ama soldaki bize referans oluyor. Çünkü solda fragmentasyon sağdaki kadar karışmıyor. Çünkü sağda slow PT potansiyelleri vesaire çok daha yoğun. His vesaire kafa karıştıracak bir sürü şey. Soldaki alan bize zaten mihenk taşı oluyor. Biz şimdi ona yapıştık. Fragmente alanı da gördük. Tam karşısındayız. Başta blok var gene. Ondan sonra birebir iletim sağladık. Yanına tekrar ablasyon yapmadık. Bekledik sadece. AV iletim vardı. Çıktık. Yanına neden ablasyon yapmadık? Çünkü gerçekten bu alanda ablasyon verirken AV nodu da yakabiliriz. O yüzden çok korktuğumuz bir alan. Mümkünse ellememeye çalıştığımız bir alan. Bu mesela 2015'te yayınlanmıştı Heart Team Case Report'ta. Bu hastada da AV blok vardı.
Persistan AV blok vardı. 2014'teki EKG'leri, işlem öncesi, işlem sonrası. Bu da 2019'daki takip vizitlerinden bir tane EKG'si. Hala birebir iletim vardı. Bu hastada ama çok netti fonksiyonel AV blok. Son noktalar ne olmalı? Son noktalar bahsettim. Elektrogramların tamamen eliminasyonu ve daha önce pozitif vagal yanıt gördüğünüz alandaki pozitif vagal yanıtı komple elimine etmeniz ama bence klinik endpoint en önemlisi her hastada işlemden önce atropin yanıtını bilmeniz lazım. Diyelim ki hastanın kalbisi 60'tı, 100'e çıktı, 120'ye çıktı atropinle. Siz bunun %75'ine ulaşırsanız, yani 100'e çıktı diyelim, 75 ve üzerine çıkarsanız aslında klinik olarak vagal aktiviteyi etkiledim diyebilirsiniz teorik olarak. Çünkü pozitif atropin yanıtı demek için biz neye bakıyoruz? %25'ten fazla kalp hızı artışına bakıyoruz ya. Aynı onu tersten çevirdiğimiz zaman dolayısıyla işlem öncesi yapacağınız atropin yanıtı size hedef hızınızı belirleyebilir. Gençlerde 130-140 gibi bir kalp hızı görüyorsunuz atropinden sonra. Bunu hedeflemiyoruz. 100-110 arası hedeflediğimiz kalp hızı. Daha fazla ablasyon yapmıyoruz bu hıza ulaştıktan sonra. Bunun dışında paçon yüksek frekanslı stimülasyonu jugüler foraminalardan, sağ ve sol jugüler foraminalardan direkt jugüler vagus buradan geçiyor. Direkt bunun üzerine uyguladığı zaman kalpte şu şekilde ciddi bir asistoli ya da AV blok görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu işlemin her safhasında yapabileceğiniz için aslına bakarsanız çok mantıklı. Bizim yurt dışında yaptığımız canlı vakalarda da bununla kontrol etmişlerdi. Herhalde en standart yöntem bu gibi gözüküyor şu an için. Ama bizde yok bu cihaz. Şeyi de denemedik hiç, yani normal klasik EPS sisteminin bağlasak da onu yukarıdan yapsak. Çünkü bunda da genel anesteziye ihtiyacınız var. Çok çok ağrılı işlem sırasında. Biraz evvel söylemiştim, çok az kaldı, sıkılmışsınızdır diye tahmin ediyorum ama sadece şeyden bahsedeceğim. Demiştim sempatik nöronlar da var immünohistokimya verilerine göre. Bizim son yayınlanan çalışmamızda biz QTC'ye etkilerine baktık açıkçası. Buna da şundan dolayı baktık. Çünkü şöyle bir sürekli soru vardı. Özellikle birkaç AF verisinden dolayı QTC'yi uzatıyor olabilir mi diye. Sonra biz de aslında QTC'yi uzatmadığını göstermek istiyorduk. Ama sonra fark ettik ki QTC'yi çok fazla kısaltıyor. Bu yüzden de bütün hastalara tabii ulaşmaya çalıştık. Çünkü bu başka türleri, yani bu çok ciddi bir eleştiri gelebilirdi açıkçası. Dursun abi hatırlıyordur. Özcan abi de hatırlıyordur. Onlara da tekrar aradım sordum. Yani benim aklıma bir tek sempatik denervasyon geliyor. Acaba yanlış mı düşünüyorum vesaire diye. Ama bu çalışmada çok ciddi bir etki gördük. Ama bu çalışmada önemli olarak bir fark olarak şu vardı. Sağ atrial yaptığımız 6 tane hasta vardı. Çeşitli indikasyonlarla transseptal fonksiyon yapmak istemediğimiz. İşte farklı sebeplerle bir tanesinde ASD kapama, patchle kapama yapılmıştı. Bir tanesinde başka bir sebep vardı falan. Dolayısıyla bunlarda sadece sağ atrial yapalım. Hastalara dedik ki ya sonucu iyi olmayabilir ama en azından riski atmayalım. Transseptal fonksiyon yapmayalım diye anlattım. Sağ atrial yaptık. Bunları karşılaştırdığımızda özellikle kısa dönemde her ikisinde de benzer kalp hızı artışını gördük sinüs ritminde. Ama QTC'deki etkiler arasında ciddi bir fark vardı. Sağdan yapılan ablasyonlar aslında QTC'ye hiçbir etki yapmıyordu. Halbuki soldan biatrial yapılanlarda ciddi bir kısalma oluyordu. Bunun da muhtemel sebebi biraz evvel söylediğim gibi ganglionların farklı ganglion içinde farklı sempatik ve parasempatik alanlar olması. Son göstermek istediğim de şu. Cerrahi ablasyon denince herkese hep şu aklımıza geliyor. Cerrahi ablasyon, ganglion ablasyonu. Eğer bu yapılar subepikardiyelse endokardiyelden daha iyi olacaktır. Aslında bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü anatomik olarak dediğim gibi sağ ve sol atrium yapılarının arasında ve bunları cerrahi olarak bulup çıkartmanız, mesela interatrial septumun içerisindeki bir nöral ağı cerrahi olarak çıkartmanız ve sonra da bu hastanın yaşaması mümkün değil. Burada zaten şöyle bir çalışma gözüküyor. Aslında neden cerrahi yapılan GP ablasyonu QT'yi uzattı? Bence şundan. Mesela bu çalışmada da gözüktüğü gibi. Biliyorsunuz GP atrial efektif refraktör periyodu etkiler demiştik. Kısaltıyordu. GP'leri cerrahi olarak almışlar.
efektif refrakter periyoda bakmışlar. Atriumun, sağ ve sol atriumun akut olarak ciddi şekilde uzatmış. Aa ne güzel demişler. Tamam. Bu baseline'i gösteriyor. Ama 8 hafta sonra bakmışlar baseline'ın da altına düşmüş. Çünkü neden biliyor musunuz? Baktıkları zaman şunu görmüşler. Sempatik ve parasempatik sinirlerin aslında densitesi daha da artmış rebound fenomeni olarak. Bunun sebebi de muhtemelen şu, kalbe sürekli giden o feedback, hani parasempatik ve sempatik tonüs hakkında beyne bilgi veren sistemi parsiyel bloke ediyorsunuz. Ondan sonra o da daha fazla uyarı için şey gönderiyor ve belli bir süre geçtikten sonra tam tersi bir mekanizmayla karşılaşıyorsunuz. Muhtemelen cerrahi ablasyondaki başarısızın sebebi buydu. Bu detay orta alanda yerleşmesi detayının ganglion ablasyonuyla, affedersiniz, cerrahi ganglion ablasyonuyla başarılamaması konusuydu. Son sözlerim, genellikle anatomik olarak iyi bilinen alanlarda lokalizedirler anatomik çalışmalara baktığımızda. Elektrogram karakteristikleri şu ana kadarki deneyimlerimizle işe yarıyor gibi gözüküyor. Uzun dönem sonuçları eğer işlemde hasta seçimini doğru yaptıysak, uzun dönemde de sonuçların başarılı olduğunu görebiliriz ama hasta seçimimizde hata olduğunda işlemde sonrasında nüksleri görebiliriz. Özellikle AV bloklu hastalarda. Dolayısıyla hasta seçimi iyi olduğu zaman özellikle vazovagal senkoplu genç hastalarda ilk aşamada düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tolga çok teşekkür ediyoruz. Güzel sunumun için. Ben Tolga'yı tabii vakayı yaparken 2-3 tane izledim. Hakikaten çok etkileyici oluyor vakada izleyince. Çünkü çok öngörülebilir bir şey var. Yanıt profili var. Hakikaten gidiyorsun solid superior gangliona işte vagal surge bağlı bir asistol görüyorsunuz. Sağ üst ganglionun ablasyonunda heart rate'de belirgin bir artış görüyorsunuz. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Ha, tamam. Erdem sesini açsana biraz dedi ama benim bilgisayar bu kadar veriyordu ona dedim. Yani gayet öngörülebilir bir şey. Sorulara geçelim. Bayağı soru var. Fatih Bayrağ'ın bir sorusu var. Tolga, ganglion bölgesindeki fragmentasyona görsel olarak mı yoksa kafe algoritmaları kullanarak mı tespit ediyorsunuz diye bir sorusu var. Abi bir çok bağlantılı, güzel soru. Bağlantılı olarak hemen bir diğer sorusu var, onu da sorayım. Mesela atrial sıkar olan hastalarda kullanımla ilgili yorumunuz nedir fragmentasyon tespitinde? Bir de yavaş AF olan hastalarda anatomik yaklaşım hakkında fikir gibi birbiriyle bağlantılı birkaç sorusu var Fatih'in. Şimdi tabii önemli bir soru. Şundan çünkü bir kere biz mesela bu fraksiyone mapping software'i var Ensight sistemin biliyorsunuz. Biz onu özellikle atrial fibrilasyonda kullanıyoruz. Hatta bunu da yayınladık da. Bir tane hasta da vagal AF'ydi ama AF sırasında kullandık bu algoritmayı. Sinüste kullanmadık, denedik. Hani kullanır mıyız? Acaba buradan da madem AF'den bulduk bir yayın çıkar mı diye. Şaka bir tarafa baktığımız zaman o algoritmalar maalesef göstermek için yeterli gözükmüyor. Çünkü gene sonuç itibariyle bütün elektrogramları tek tek bakmanız gerek. Çünkü özellikle far field ve şöyle söyleyeyim, düşük amplitütlü elektrogramları ayırt edemediği için biliyorsunuz çok fazla farklı potansiyeli de fragmente potansiyel gibi algılayabiliyor bu algoritmalar. Dolayısıyla sinüste ben bunun çok işe yaradığını görmedim. Birkaç hastada sadece kontrol etmek için baktığımda. Kafe algoritmasını da denedim. Fraksiyon mapping software'ini de denedim. Ama ben çok işe yaradığını görmedim açıkçası. Diğer soru vagal AF ile ilgili olarak biz normalde atrial fibrilasyonlu hastada başka bir indikasyon yoksa kesinlikle ganglion ablasyonu yapmıyoruz. Ganglion ablasyonu eklediğimiz hastalarda mutlaka ciddi fonksiyonel AV blok ya da fonksiyonel sinüs not disfonksiyonu sinüs ritmi sırasında göstermiş olmamız gerekiyor bunu eklemek için. Bunlarda da aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece PVI'yi ekliyoruz buna. Yani ilk önce ganglionları ablat ediyoruz. Hızı arttırıyoruz. Ondan sonra da her iki tarafa sirkümferansiyel PVI ile işlemi bitiriyoruz.
sadece ganglion ablasyonuyla işlemi bırakmıyoruz. Çünkü özellikle Skavanova'nın grubunun, ondan sonra başka grupların da sadece GP ablasyonuyla GP PVI'yi karşılaştırdıkları çalışmalar var vagal AF'lerde. Dolayısıyla biz hani onu hiç denemedik. Çünkü sol atriuma zaten girmişiz. O alanda pulmoner vene yakın ablasyon yapıyoruz. Yazık yani hastaya bir daha ikinci bir transseptal ponksiyon falan. Dolayısıyla yani ganglion ablasyonla birlikte PVI'de yapmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür. Enes'in bir sorusu var. Mesela uzun dönemde iatrojenik atrial aritmilerle ilgili fikriniz nedir diyor. Özellikle agresif RF ablasyonu yapılmış ise. Aslında çok agresif, senin lezyon şeylerinde, setlerinde çok agresif şey gördük. Oluyor mu Tolga? Ben çok görmedim. Özellikle mesela left superior, left inferior veya manşar ligamentin civarındaki ablasyonlara bağlı olarak. Agresif ablasyon yaptığın oluyor mu? Veya uzun dönemde buna bağlı iatrojenik atrial aritmiler görüyor musun? Şöyle, sen de gördün zaten Taylan. Çok oralarda bazen bulamıyoruz. Hatta tamamen boş bile geçiyoruz. Özellikle Marshall Track'ta sol inferior GP için konuşuyorum. Ama görsek bile zaten şeylerde de görmüşsünüzdür. Bir ya da iki ablasyon noktasıyla orada vagal yanıtı yok etmek kolay oluyor. Muhtemelen nöron sayısı az olduğu için diye düşünüyorum. Mesela sol superior GP'de o kadar kolay olmuyor. 3-4 nokta koymanız gerekiyor ama burada temel fark şu aslında. Lineer bir ablasyon yapmak zorunda değilsiniz. Biliyorsunuz AF ablasyonundaki en büyük sıkıntı o. Lineer ablasyon yapmaya çalışırken tam lineer yapamamak ve buna bağlı olarak aradaki bıraktığınız boşlukların tekrar substrat oluşturması ve buna bağlı atrial taşı kardilerin görülmesi. Halbuki burada bir lokalizasyonu buluyorsunuz ve ikinci RF'i de üçüncü RF'i de aslında onun üzerine veriyorsunuz. Ve oradaki bütün yanıtı yok etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla teorik olarak olamaz diyemem. Ben görmedim ama olamaz mı? Olursa birisi çıkartırsa oluyormuş da diyebiliriz ama teorik olarak çok mümkün görünmüyor bana. Mekanizma itibariyle. Çünkü sadece bir noktayı öldürüyorsunuz. Evet. Dursun abinin bir sorusu var. Sinüs bradikardisinin vagal aracılı olduğunu nasıl anlıyoruz? Bir de vagal sinüs bradikardisinde ablasyon için selektif ganglion hedefi neresi? Yani zor soru. Şöyle zor. Sinüs dediğim gibi şimdi hastanın mesela EKG'lerine benim o gösterdiğim hasta EKG'si göstermiştim. Ciddi sinüs bradikardisi olan Suriyeli bir hastaydı. O hastada tabii şansımıza AF de vardı. AF'leri de vardı o hastanın. AF epizotları da vardı. Dolayısıyla şimdi o hastada mesela sinüs bradikardisi görüyorsunuz. Kalp hızı 30 civarında. Atropin yapıyorsunuz. Atropin yanıtı çok iyi. Sonra tekrar holterler yapıyorsunuz. Biz en az iki tane holterle bakıyoruz mutlaka. Tekrar göstermek için nasıl oluyor karakterini diye. Şöyle bir şey görüyorsanız, mesela gece saatlerinde uyurken 5 saniye, 4,5 saniye pauseler var. Onun haricinde de istirahat halinde de 2-3 saniye ile 3 saniye arasında duraklamalar var gün içinde de. Bu fonksiyoneldir çok büyük ihtimalle. Ama mesela hastanın tabii mutlaka efor testi yapmanız lazım her hastaya. Kronotropik inkompetansın olmadığını göstermeniz lazım. Ki biz her hastaya yapıyoruz bunu. Bu arada şunu söyleyeyim. 2014'tür başladığımız ablasyona. Belki biraz öncesidir ama sinüs nod disfonksiyonu hastası AF'leri falan çıkarttığınız zaman çok çok az. Bizim yaptığımız bu kadar zaman içerisinde. Yaptığımız sinüs nodu disfonksiyon hastanın hemen çoğunluğunda aslında atrial fibrilasyon da vardı ek olarak. Dolayısıyla sorun zor abi. Kolay değil ayırmak. Dediğim holter, EKG yanıtı, efor testinde kronotropik inkompetansın olmadığını gösterdin. Hala şüphen varsa ne zaman şüphen olmalı? Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim. 60 yaşının üstündeki bir hastada bence şüpheniz hiç gitmesin. Hatta yapmayın. Yapılan çalışmalar bir tane var ama bence o yeterli zaten. 60 yaş üstünde çünkü ayırt etmek neredeyse imkansız. 50-60 yaş arası hastada da mutlaka bence bir elektrofizyolojik çalışma yapın ki biz öyle yapıyoruz. İşlemi almayacağınız bir gün yani ablasyon yapmayacağınız bir gün hastaya atropini verin, EPS'sini yapın. Ondan sonra daha doğrusu atropin öncesi bir yapın, atropin sonrası bir yapın. Deyin tamam bunda yapısal hiçbir şey göstermedim. O zaman deneyebilirsiniz bütün bu testler müspet çıkmışsa fonksiyonel lehine. Enes, uyku apne araştırması yapıyor musunuz hastalarda veya kimlere yapalım diye sormuş. Çok güzel bir soru. Bu Twitter'da da çok
konuşulan bir konu. Şöyle, evet, araştırması yapmıyoruz ama soruyor musun dersen soruyorum Enes. Her hastaya, yani şüphelendiğimiz her hastaya soruyoruz. Özellikle bunu atrial fibrilasyon için de söyleyebilirim sana. Atrial fibrilasyonda da özellikle vagal afi epizotu gördüğümüz hastalar için de bunu söyleyebilirim. Çünkü sorun şu yüzden çok güzel. Çünkü obstrüktif uyku apnesi eşittir vagal. Vagal afi'si vagal. Efendim bradikardisi vagal. Yani birebir sadece fonksiyonel değil. Çünkü bir uyku apnesine bağlı bir aslında yapısal bir süreç de işin içinde oluyor. Hatta şöyle de söyleyebilirim dahasını. Dominic Linz var biliyorsun, o uyku apnesiyle ilgili çok çalışmalar yapan. Onların hatta böyle bir teklifi olmuştu. Acaba bunlar da ganglion ablasyonu yapsak ne olur falan diye, ama tabii onu sonra onunla ilgili bir şey yapamadık. Yani vakit de olmadı. Çünkü o hasta portföyü nasıl ayırt edebiliriz bilemiyorum ama ben sorguluyorum mutlaka. QT ile ilgili sorular var, onu sonuna bırakayım. Mustafa Çetin'in panelistlerden sorusu var. Hasta takibinde Holter'de SDNN yeterli mi yoksa tilt table mutlaka yapılmalı mı? Hangi hastalar için? Yani vazovagal senkop hastalar için mi? Evet, aynen. Evet. Yani şöyle, yani biz tilt testi yapmadan, tilt testini asistoliyi göstermeden yapmıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Holter'de mesela 5 saniye asistoliyi gördüğümüz hasta vardı. Mesela İstanbul'dan gönderilmişti o hasta. Bizim üniversitenin rektör yardımcısı göndermişti. Mesela 5 saniye Holter'de asistolisi vardı kızın. İstirahat halindeydi ama ben ona 3 kere Holter, 2 kere tilt testi yaptım tekrar tekrar. Çünkü dediğim gibi normalde hep bir vagal aktiviteyi çağrıştıran uyku gibi, dinlenme gibi hallerde. Bu kızın Holter'indeki bir tane epizotu mesela arabada kocasının yanında giderkendi. Arabada otururken asistolisi vardı. Ve tekrar tekrar bu hastaya başarısız olabileceğini söyledik. Bir sürü kişi beni aradı. Olsun, pil istemiyor dedi. Bir deneyelim dedi. Tilt testi, ikinci tilt testi, özür dilerim, üçüncü tilt testinde asistoliyi gösterdik. Neyse dedik, vicdanımızı rahatlatalım. Bu kadar yakınları da istiyor diye yaptık. Ama hakikaten sonra da hiç görmedik asistoli hastada. Ama normal şartlarda ben tilt testi yapmadan yapmam hiçbir vazovagal senkopa. Ya da loop recorder kaydı olmadan. Tam uygun yerde Dursun abinin sorusu. Tilt testinin sensitivite ve spesifitesi çok iyi değil. Hatta tekrarlandığında aynı yanıtı alma olasılığı çok yüksek değil. Ablasyon öncesi aynı hastaya kaç kere tilt testi yapıyorsun? Aynı şey ablasyon sonrası için de geçerli. Negatif çıkınca kaç kere tekrarlıyorsunuz gibi bir Dursun abinin sorusu var. Mükemmel soru. Şimdi tabii burada şu önemli. Bir kere hastanın tanısını koymak için değil de hastanın bu hastalığa, yani vazovagal senkopa neden olan majör komponentinin tanısını koymak için biz tilt testi yapıyoruz. Şimdi abi, bence kılavuzla benim aynı düşünmememin sebebi şu. Şimdi evet, hastanın zaten tipik, mesela biraz evvel gösterdiğim kız, bu implantable loop recorder olan kız, 14 yaşından beri defaatle bayılmış, hepsinde prodromu var, kan alınırken de bayılmış, öğleyken de bayılmış. Şimdi bu hastada zaten vazovagal senkopa olduğunu biliyorsun ama şimdi şu önemli. Sen bunda 20 saniye asistoliyi gösteriyorsan ve bradikardi başladığı anda tansiyon daha 80 iken bu hasta bayılıyorsa, sen şeyi dokümante etmiş oluyorsun aslına bakarsan. Asistoliyi komponentin bu hastanın hastalığında aktif olduğunu konfirme etmiş oluyorsun. Tekrar olarak tilt testini takipte kullanma noktasına gelince de dediğim gibi, bir hastada tilt testini eğer izordilde verip ondan sonra bayılana kadar, yani vazodepresör yanıt olana kadar devam ettirip üstüne bir de bradik olmadığını gösteriyorsan %100 parasempatik denervasyon yaptığını gösterir. Çünkü hastanın pike ulaşmıştır refleks arkı. Çünkü bunlar hep her zaman birlikte hareket ederler. Sempatik artar, parasempatik artar ama sempatik aktivite hakimdir testin başında. O yüzden zaten dikkat ederseniz tilt testinin başında biz duruyoruz. Hastada bir sinüs taşikardisi görürsünüz. Ondan sonra mesela 130'a çıkar kalp hızı. Ondan sonra mesela 90'a indiğinde
Hasta der ki hocam ben kötü oluyorum bak gene bayılacak gibi oluyorum. 60'a indiğinde de çoğu zaman gözünü kapatır. Yani asistole olmadan aslında bunlar olur. Dolayısıyla siz bunu ikisi de bu sefer tekrar aynı şekilde iner. Dolayısıyla siz vazodepresör yanıt varken eğer asistolinin ya da bradikardinin olmadığını gösteriyorsanız biz diyoruz ki o zaman hastalara. Çünkü biz her hastaya ablasyondan sonra şunu diyoruz. Kalp hızın arttı ama şu an bilmiyoruz diyoruz. Sonra eğer ama tilt testinde bu sonucu görürsem ben hastaya diyorum ki o zaman en azından şu an için şunu söyleyebilirim. Pillik durum şu an için artık ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Bir dahaki takibinize kadar görüşmek üzere diyebiliyorum içim rahat olarak. O tilt testinde o yanıtı görürsem. Murat abinin sorusu, birinci derece AV bloklu genç hastalarda öneriniz nedir? Semptomatik olmayan hiçbir hastaya, hele ki AV bloksa yapmamak lazım. Evet. Dediğim gibi AV blok ve sinüs not disfonksiyonu sadece demonstratif olsun diye gösterdim. Bizim de hasta profilinin büyük kısmını oluşturmuyor bunlar. Yani özellikle yeni başlayacaksak, ablasyon açısından söylüyorum, bu hastaları seçmemek lazım, ümit kırıyor çünkü. Bir, ikinci noktada bence şu, hakikaten ayırt etmek çok zor. Hele ki mesela birinci derece AV bloğu var. Hepimiz yıllardır takip ediyoruz. Hiçbir şey olmaz o hastaya. İkinci derece AV bloğu olsa da olmaz aslında. Eğer mesela hastanın bir semptom yaratmıyorsa, mesela Erkan'ın gönderdiği hastada senkop vardı mesela. Onun haricinde yorgunluk, halsizlik ve özellikle o bradikar, çünkü çocuğun her istirahatinde hatta eforun başlarında da o bloğu devam ediyordu. Yani eforun ileri kapasitelerine kadar o yorgunluğu devam ediyordu. Dolayısıyla çok elle tutulur semptomlar yoksa hiçbir şey yapmaya gerek yok. Aylan abi araya girebilir miyim? Tabii buyur şey. Merhaba. Bu birkaç şey söylemek istiyorum aslında. Öncelikle bu pille ilgili. Özellikle bu pil çalışmalarına baktığımız zaman loop recorder'larla kaydedilmiş senkopları gösterilen hastalar çoğunlukla alınmış. Çoğunluğu 40 yaş üstü, genellikle 60 yaş civarında hastalar. Daha önemli olabilecek şey, bunların da tilt negatif olduğu zaman uzun dönemde senkop çok daha az görünüyor. %5-8 civarında. Ancak tilt pozitif olduğu zaman bu hastalarda %30'lara kadar senkop devam ediyor. Pil takıldıktan sonra. Hatta rate drop response özelliği olan piller dahil. Bu anlamda Tolga abinin söylediklerini de destekler bir şey oluyor. Dispain çalışması var. Ona da özellikle bir şey eklemek istiyorum. Orada close loop stimulation özelliği kullanılmış pillerde. Yani aslında kalp hızı düşmeden 8 dakika öncesinde pil devreye giriyor. Kardiyoinhibitör etkiyi ortadan kaldırmak amaçlı. Bu çalışmada da yaklaşık %9 hastada hala senkop devam etmiş ama diğer pillere göre, ki diğer pillerde %46 gibi, oldukça azalmış. Şimdi biraz buna gelmek istiyorum. Cengiz, kamerayı açar mısın? Tabii abi. Görüyor musunuz? Görüyoruz Cengiz. Bu nöroablasyon yapılan hastalardaki başarıya baktığımız zaman oldukça yüksek. %92, %93, hatta %100'ler civarında. Özellikle bu Yan Yao'nun, Tolga abinin gösterdiği bir çalışması vardı. 115 hastanın dahil edildiği çalışma. Bu hastalarda hastaların %74'ü mix tipte ve 16 tane hasta sadece vazodepresör tipte yanıt alınan hastalar. Bravo. Bravo bak. Gelmedi mesela. Bu soru gelmedi. Bence kilit sorulardan bir tane. Biz buradan bahsetmiyorum. Başka tarafta gelmedi hakikaten. Evet. Biraz şunu düşündürüyor bana. Buna da biraz baktım aslında abi de, bu paradoksik refleks. Yani işte venöz göllenme, preload'un azalması, kardiyak output, blood pressure'ın azalması. Ama sonuç olarak orada boş kasılan ventrikülün uyardığı C-fiber. Dolayısıyla bunun sonucunda işin daha kötüye gitmesi. Yani sempatolitik aktivitenin biraz daha artması söz konusu oluyor. Bunların yollarına baktığımız zaman özellikle SVC ve pulmoner ven ostiyumlarından da geçiyor bir miktar ve kemoreseptörler de orada yoğunluklu aslında. Sonuç olarak şuna gelmek istiyorum abi. Bu kardiyoinhibitör tipin üzerinde çok duruyorsunuz. Siz de, Paçon da öyle. Ama bu diğer kısım acaba biraz göz ardı ediliyor mu? Bu çalışmayla ilgili özellikle yorumlarını merak ediyorum. Şimdi bizim, çok güzel bir soru hakikaten. Gerçekten mix tip hastalar var. 5 tane, 5, 6, 7. Daha fazla. %74. Yok yok, onu demiyorum. Ben kendi bizim hastalardan bahsediyorum. Evet, sizde de var. Şöyle ama mixed hastayı zaten ayırt etmek çok zor. Bizim kardiyoinhibitör dediğimiz hastaların da bir kısmı zaten mix.
Çünkü evet. Şimdi Özcan abiden ben mesela bomba bir soru bekliyordum aslında. Bu atımdan atıma kan basıncı ölçümü. Çünkü ben o bir cihazın bizde olmaması çok büyük dezavantaj. Halbuki öyle olsa tamamen kardiyoinhibitör diyebilirdim. Bak bizim aslında hasta seçimindeki temel konu şu. Biz zaten onu metodolojide de hep belirttik. Ciddi asistolinin gösterildiği mix tip ya da kardiyoinhibitör tip hastalar. Çünkü bunların ayrımını atımdan atıma kan basıncı ölçmeden yapmak mümkün değil. Gelelim vazodepresör. Evet, Yanyao'nun o çalışmasını biliyorum. Onu da şuna bağladı. Hatırlıyorsanız bir slide göstermiştim. Bu ganglion içindeki hücre tiplerini gösteren. Demiştim ki sensöryel hücreler de vardır. Aslında sensöryel dediğimiz nedir? Kalpten aldığı refleksi beyne ileten. Hani sen dedin ya C-lifi falan. İşte onlara aslında bakarsan beyne de oradan iletiyorlar. Ama biraz evvel bir tane tilt testi gösterdim. Hatırlıyorsan vazodepresör yanıtı oluyordu hastanın. Bayıltana kadar yaptık demiştim. Hastanın vazodepresör yanıtı oluyor biliyor musun? Bazı hastanın hiçbir yanıtı olmuyor. Hiçbir senkopu olmamasına rağmen bayıltana kadar yapmaya çalıştığımızda özellikle izordilden sonra vazodepresör yanıt görebiliyoruz. Bradikardi ve görmememize rağmen. Teorik olarak ben inanmıyorum. Yani vazodepresör senkopta kardiyonörablasyonun yarama ihtimalinin olduğuna inanmıyorum. Yanyao öyle buldu. Ama ben kendim gördüğüm kadarıyla buna ihtimal veremiyorum. Çünkü bunun için bir mekanizma bulamadım kafamda. Yani aklı oturur bir mekanizma bulamadım. Ama tabii sonuçta data datadır. Yani buradaki takip süresi de aslında median 18 ay ama bu burada asıl zarar verilen şey akson ama parasempatik ablasyonda daha çok hücre yani nöron gövdeleri hasarlanıyor. Paton'un da bir letter'ı vardı. Orada özellikle bunun daha kısa vadede geri gelebileceğini destekliyordu. Yani akson hasarı daha hızlı rejenerasyon. Belki dediğiniz gibi hani 18 ay ortalanca takip ama belki uzun vadede bu etki ortadan kalkabilir gibi düşünüyorsunuz siz herhalde abi. Evet. Deniz'in bir sorusu var. İşlem sonrası uygunsuz sinüs taşıkarısı sıklığı. %3. Yaklaşım? İvabradin. Tamam. Yani ivabradin hem yan etkisi de çok az. Bir süre sonra zaten geçiyor. Ya Taylan burada bu da çok önemli bir soru aslında da şöyle söylemek lazım. Ya bu hastalar senkop hastalarını sen de biliyorsun Taylan. Seninle de çok konuşuyoruz. Hani diyorsun ya iyi oluyor böyle bazen de birine göndermek. Çünkü hastaların gerçekten psikolojisini çok bozuyor. Abi ben şunu fark ettim. Bence bizim %3 falan değil. Semptomatik %3. Ben sana söyleyeyim. Bunların EKG'lerinde bir sürü yani 100-102 falan hasta var ama adam onunla mutlu. Çünkü adamın hayatta en korktuğu kalbinin durması olduğu için sürekli yani ona bakıp mutlu olan hastalar var. Bana kontrolde gelip mesela benden önce EKG'ye bakıp hocam 95 hala demek ki gidiyorum ben deyip gidiyor mesela. Dolayısıyla ondan AF hastaları mesela daha çok bildiriyor değil mi? Mesela sinüs taşikardisi oldum hemen söylüyorlar hocam benim taşikardim var ama bizim hastalar böyle pek memnun yüksek kalbimizden. O yüzden düşük saptamış olabiliriz. Sencer Çamcı, GPS'in aslında 300-500 haritalamada band phase filtre 300-500 Hz ayarlıyorsunuz. Ablasyon sırasında ECM kaybının kontrolü için yine aynı aralıkta mı kalıyorsun yoksa 30'a mı düşüyorsun haykası? Yok, aynı aralıkta. Aynı aralıkta. QT ile ilgili iki tane soru var. Hem Erkan'ın hem Zülküf'ün sorusu var. Uzun QT sendromunda kullanılabilir mi diye. Kullanılabilir mi? Şimdi şöyle, AFS olan hastalara başka indikasyonlarla ganglion ablasyonu eklendiğinde QT'yi kısaltacağını gördük. Ama uygulanabilir mi derseniz tabii ki uygulanabilir diyemem. Başka kaç bir indikasyon olmadan. Mesela en uzun QT'si kaçtı hani, uyguladıkların arasında? QT'si gerçekten long QT olan hasta var mıydı yoksa? 610 milisaniyeydi. Kaça düştü? 400. 390-400. Çok iyi. Tabii burada şey de var. Daha QT'si uzun olan hastalar hakikaten istatistiksel şey de var ya şu regression to the mean diye. Cerrahi çalışmaları da var. Sempatik denervasyonla ilgili. Onlarda da öyle göstermiş ama ya şöyle bir şey var. Yani bu hasta popülasyonunu yani şöyle söyleyeyim. Long QT'si olacak. Senle konuştuk bunu Taylan. Bilmiyormuş evet, gibi bulamadık. Senle konuştuk. Şimdi hasta bulamadık. Anlamamazlıktan gelme. Hakikaten. O zaman senle de konuştuğumuz gibi long QT'si olacak, AF'si olacak. Sinüs bradikardisi olacak ya da bizim hasta gibi işte ekstra bir sürü sebebi olacak da AF ablasyonuna biz bunu ganglionu da ekleyeceğiz. Çünkü neden?
Allah korusun. Ben her zaman korkarım. Hele ki böyle bir tedavi için. Yani ola ki sonradan bir şey oldu. İşte mesela ICD kaydında güzel giden OVT'ler birden mesela bunu %100 garanti edemezsin. Çünkü söylediğimiz her şey sonuçta bir noktada teorik. Evet. Ama evet 200 milisaniye yakın bir azalma gördün mü? Gördüm. Corrected QT'de. Hala da devam ediyor mu? Ediyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu arada panelistlere de söz vermek istiyorum. Mustafa abi, Mustafa Duran abi, Mustafa Çetin. Sormak istediğiniz şeyler varsa ya da kalkın. Bence yorumlarını öğrenmek isterim yorumlarını ben birazcık da. Evet. Hani nasıl düşünüyorlar? Ne düşünüyorsunuz abi? Evet. Evet, teşekkür ederim sunum için. Tolga gerçekten çok verimli bir sunumdu. Çok da faydalandık. Yani herhalde bu bazen içinden çıkamadığımız vakalarımız oluyor. Ve pilden çekilen genç hastalar özellikle sana giren hastaların da çoğunluğu öyle. Herhalde bunu sonuçlarını görmek için biraz daha sarttırmak gerekebilir. Yani bu şekilde bize gelen ve pilden çok korkan genç hastalarımız var. Yani 20 yaşında genç kız mesela işte pil takacağız diyorsunuz. Bir çekiniyor, bir korkuyor. Bir belki sayı artırarak ve uzun dönemde takip yaparak daha yaygın hale gelebileceğini düşünüyorum. Bir de senin gibi böyle profesyonel olarak daha fazla uğraşan kişi sayısı artarsa daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten senin takiplerin çok güzel. Teşekkür ediyorum sunum için. Ben teşekkür ederim. Ben de tebrik ediyorum Tolga. Umarım uzun vadede pile alternatif olur ve hatta onun önüne de geçer. Bir roman çalışması gördüm ben dün araştırırken. Bilmiyorum biliyor musun? Bu Polonya ekibinin yaptığı bir çalışma. İnşallah o da umut verici sonuçlarla bizi destekler diye düşünüyorum. Bir de şey fark ettim. Güney Amerika ekibi daha çok sol pulmoner ven komşundaki GP'leri çok ablete etmiyor gibi geldi bana. Sen ne dersin bu konuda bilmiyorum. Bu Güney Amerika ekibi dün Twitter'da şey de paylaşmıştı. Karin Hari de paylaşmıştı. Onlar daha çok septal bölgedeki ganglion plexusları ablete ediyor. Çok sol tarafa çok karışmıyor gibiler. Yani daha doğrusu sol pulmonara ven komşundakilere karışmıyor gibiler. Bu konuda sen ekstra yapmanın sebebi nedir? Yani sol taraf yapılsa olur mu olmaz mı gibi? Valla çok güzel soru ama bunun %100 cevabını veremem. Çünkü karşılaştırmalı. Hani sadece soldan sağdakileri yapıp soldan soldakileri yapıp ikisini karşılaştıran bir çalışma yok. Ama temel olarak sana o şeyi örnek verebilirim. Yani biz sağdaki solun sağ tarafındaki ganglionları yakıp kalp hızını ciddi şekilde arttırmamıza rağmen RF sırasında hala pozitif yanıt görebiliyoruz solda. Dolayısıyla o yüzden demek ki diyoruz onun hala vagal yanıt yapabilme ihtimali var diye düşünerek ve şöyle söyleyeyim her seferinde tekniği değiştirsek hatta bak güzel oldu o soruyu sordun. Çünkü Karina dün bana mesaj attı bir tane yazı için tamam mı? Ondan sonra bu görüntüleri attı Twitter'a da atmış. Ondan sonra mesela ondan önceki görüntülerine bakarsan Karina'nın mesela soldan da GP ablasyonu yaptığı var. Sol superiörü yaktığı da var. Yani onlar şu an için daha henüz bir sadece biatriyel konusunda hemfikiriz. Aynı şekilde intraatriyel septum konusunda hemfikiriz. Sağ superiör GP iki taraflı gerekirse AV nodun etrafındaki ganglionun yakılması ama bizim kafamıza oturmadığı gibi tabii onların da kafasına oturmadı. Dolayısıyla yani bir yaklaşımları var diyemem. Bazen sol superior GP'yi de yakıyor. Bazen mesela EGM kullandık diyorlar. Çok güzel biz de gördük diyorlar. Bazen anatomik yapıyorlar. Dolayısıyla yani herkesin yaklaşımı farklı. Hakikaten ona bir şey söyleme. Tekniğinde belki en büyük handikapı bu. O yüzden belki de bir tane teknik o tekniği daha çok konfirm etmemiz lazım ki data daha güvenilir olsun herkesle. Tolga ağzına sağlık. Ben saat 17.30 oldu. Dur Cengiz. Katılan sorusu varsa buyurun yoksa bir soru daha sormak istiyorum da. Tamam buyurun Cengiz. Abi sizin Paço'nun ve Yalın yazılarını okudum gerçekten çok iyi sonuçlar çok iyi ama yakın zamanda bu second generation kriyobalon ablasyon yaptıkları bir çalışma var 26 hastalık bakma şansınız oldu mu bilmiyorum bu hastalara vazovagal senkop nedeniyle kriyobalon yapıyorlar ve başarıları %85 civarında bunlara til testi yapılmamış vazovagal senkop tanısıyla alınmış hastalar.
sonuçlar biraz fazla iyi geldi bana. Çünkü üzerinde çok durduğunuz aort SVC ve interatrial septumdaki ganglionated plexusları çok yakma şansları yok gibi duruyor bu şekilde. Bu çalışmayla ilgili görüşün ne? Tilt table yapılsaydı daha mı iyi, daha mı kötü olurdu sonucu abi? Tam başını alamadım. De Bruyne'nin çalışmasından mı bahsettin? Şeyde Indian Pacing and Electrophysiology'de yayınlanan Second Generation Cryo Balloon Ablasyon yapılan çalışma abi. Ha. Ya objektif fikrimi söyleyeyim mi? Ben o yazıyı Pace'de değerlendirdim, reddettim. Açıkçası. Kabul edilmiş abi. Biliyorum. Ha. Ama yani ben ona inanmıyorum. Değil mi ben sonuçları? Fikrimi sorduğun için kendi evet. fikrimi söylüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. O hatta şöyle yani biz Thiago geçen sene Dursun abi de hatırlar geldi zaten Türkiye'ye. Thiago'yu da biliyorum. Onlar Brüksel ekibi çok da Cryo Balon da yapıyorlar hakikaten ama ya temel olarak bir kere benim ne söylediğimin, Paço'nun ne söylediğinin dışında anatomik olarak bunların ekolizasyonu zaten bir hastadan bir hastaya değişiyor. Sen körlemesine Cryo yaparak nasıl ganglionu nasıl denk getireceksin her hastada? Bu mümkün değil. Bir ikincisi Cryo'nun riski. Cryo ya ciddi bir şey yani. Sonuçta Cryo da ciddi bir şey. Yani AFS olmayan bir hastaya niye Cryo için? Biraz ses kesildi. Tolga evet. 17.30 oldu. Bayağı hızlı zaman ilerledi. Bu sorulara kısa kısa yanıt verebilirsen seviniriz. Yakup abinin bir sorusu var. Aslında bahsettim bundan. Uzun QT'de sempatik denervasyon ile QT'yi kısaltıyoruz. Burada vagal yanıt yapan GP ablasyonu ile QT kısalıyor. Acaba orada sempatik ganglionlar da mı var diye bir şey var. Bundan bahsetmiştin zaten. Şam kontrolü bir çalışma yapmak gerekir mi? İbrahim Gül'ün sorusu. İyi olur. İyi olur. Fatih abi SGK'ya nasıl? İyi de SGK'ya nasıl faturalandıracağız bunu diyor. Bu tabii olayın farklı bir boyutu. Öyle bir durum var. Umut'tan abi sormuş. Sinyallerin değerlendirmesinde HD grid ve live wire kullanılabilir mi? Ya öyle bir bilgim yok. Yani kullanılabilir belki ama çok pahalı yani. Normalde kullanamıyoruz ki bunun için hiç kullanılmaz. Biz hep reuse şeyler kullanmaya çalışıyoruz ama gerek var mı derseniz bence gerek yok. Tamam. Serkan'ın sorusuna yanıt verdin. Cryo ile ilgili şeyi sormuştu. Son olarak Enes'in bir sorusu var. Post AF ablasyonu özellikle PVI sonrası ventriküler aritmilerde artış gösteren yazılar var. Tabii yapısal olaylar dışında vagal denervasyona sekonder sempatik aktivasyon indüklediği bir ventriküler aritmi olduğunu söyleyenler de var. Siz hiç uzun dönemde ventriküler aritmi gördünüz mü? Diye sormuş. Aslında onu son slide'da açıklamıştım. Parsiyel ablasyon. Biz parsiyel ablasyon yapmıyoruz. Ben görmedim, hakikaten görmedim. Paçon da görmedim diyor. Skavanova da görmedim diyor. Yanyao da görmedim diyor. Hakikaten görmedim ama. Görmedim yani. Son olarak panelistlerden katkıda bulunmak isteyen var mı? Cengiz, Mustafa abi, Mustafa. Teşekkür ederim. Ben ekstra bir ekleyeceğim yok. Tolga yeteri kadar ayrıntılı açıkladı. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yani. Ağzına sağlık. Dursun abi, o zaman kapatalım mı? Çok mükemmel bir sunumdu. Katkılar da istedi. Sorular da çok güzeldi. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkesin ağzına sağlık. Çok teşekkürler.